Evet, selamlar. Bugün örnek AutoCAD çizimlerimize devam edeceğiz. Teknik çizimimiz bu. Çapları 16 ve 26 olan çemberleri çizerek başlayalım. Ve 26. Bu çemberin merkezi ile bu çemberin merkezi arasında 235 birim uzaklık varmış ve çapı yüzmüş. Beş. Tekrar enter basın. Çap. Daha sonra merkezinden yatay bir çizgi oluşturup 25 offset yukarı aşağı. O enter 25 diyorum. Sağa doğru 10 birim gideceğim. F8'e basıyorum. Şimdi şuradaki acı 120 derece olduğu için geriye ne kadar arkadaşlar? 60 kalır. Sağ click enter. Şimdi sağ click deyip trim, sağ click deyip şuraları trimleyelim. Aynı şekilde bu da yürü komutu ile şöyle kaynak objesiyle hayır diyorum. Trim, sağ click yaptım. Burada şunu silebiliriz. Şunu da silelim. Anahtarın ağız tarafını yaptık. Şu kısmı oluşturalım. Şurası neymiş? 25'miş. Ve merkeziyle şurası arasında uzaklık 30 birimmiş. Şöyle bir şey yapalım. F8'e bastım. O enter 30. O enter 110. Neden 110? Çünkü genişliğini 110 olarak vermiş. Ve şu çizgiden yatay bir çizgi oluşturup bunu da yukarı 12.5 ve 25 olarak offsetleyeceğim. Yani şöyle çizgi oluşturdum, sağ click enter. Bu enter 12.5. Bu enter 25. Şunu silebilirim. Daha sonra yarıçapı 25 olan çemberi silelim şuradan. R'miz kaç? 25. Şimdi ne yapalım? Şuraların radyusunu bize vermiş. R'si olmuş. Tablet'e geldim. Radyus'a tıklıyorum. 10 olarak ayarladıktan sonra bura ve bura. Tekrar enter'a bastım. Bura ve şöyle yapalım. Biraz uzatayım. Tekrar F'e tıkladım. Radius'a tıkladım. 10 diyor. Enter'a bastım. Bura. Tekrar Enter'a bastım. Tekrar Enter'a bastım. Ve buraların fillet'ini verdik. Trim sağ click deyip şurada trimliyorum. Daha trim sağ click deyip şuraları da trimledim. Ne kaldı? Şuradaki R'si 20 olan, 50 olan üretimiz kaldı. Onları verelim. Radius'a tıkladım. 50 olarak ayarladım. Hepsini siliyorum. Bu durumda tanjant radius'u kullanacağız. 50 dedim. Bunu seçtim. Mirror komutu ile. Şöyle. Kaynağı hayır diyorum. Trim sağ klikledikten sonra şunları trimledim. Ve gördüğünüz gibi çizgimizi oluşturmuş olduk. Son olarak şuradaki çizgi tipini Load'dan Center olarak ayarlayacağım. Center olarak rengini de şöyle ayarlayalım. Gördüğünüz gibi teknik çizimimizi tamamladık. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.